Sizin ikiniz sayenizde soyunuz devam edecek lan, anlıyor musun beni? Görmek istediğim sahne bunlar. Görmek istediğim sahne bunlar. Şimdi onlar bizim köylerimizi kullanamazlar. Tamam mı? Onlar bizim köylerimizi kullanamazlar. Biz savaş halindeyiz. Of, bu bölüm iyi yol kat ettik ama ha. Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyim. En son arkadaşlar hatırlıyorsanız neler yapmıştık? Bayağı maden yapmıştık, elmas bulmuştuk. İşte 8 tane falan aslında çok bulmadık. Ama bilerek elmas çok fazla aramamıştık. Büyü basmamız gerekiyordu çünkü. Ben video dışındayken, aslında video dışındayken değil, videolarını çektim gayet. Bakın, otomatik tarla yaptım arkadaşlar. Bu tarlayı otomatiğe çevirdim. Şöyle hemen sularını kapatacağım. Hop, sularını kapatalım. Kapanmadı tabi. Hop, kapandı mı? Kapandı mı? Kapandı, aynen. Hop hop. Ve bu da kapandı. Otomatik tarlaya çevirdim ve bunu yapalım neredeyse bir haftayı geçiyor arkadaşlar. Hani sürekli de video dışındayken girip bunu çalıştırdım, ektim vesaire. Gördüğünüz gibi bayağı bir şeyler elde ettik. Burada mantığı çok basit. Bunu şöyle arkadaşlar, daha doğrusu bir hemen bir yaptığım şeyi göstereyim videoda. Bundan önceki videodan sonra bir video çektim. Bu otomatik tarlayı yaptım. Bakın şöyle bir AFK balık farmı yaptım. Sonra o bölümün çok sıkıcı olduğunu düşündüm. Çünkü bunları yaparken çok sıkıntı yaşadım. Bunda bir sıkıntı yaşamadık. Çok kolay yaptık da. Bunda bir sistem çalışmadı, saçma sapan takıldı etti falan. Bayağı 4-5 saatlik kayıt aldık ve çok sıkıcı olduğunu düşündüm. Ve bu çok artık yıllardır olan bir sistem olduğu için videoluk çok bir şey yok diyerekten o videoyu atmama kararı aldım arkadaşlar. Çünkü çok sıkıcı olacaktı. Gerek yoktu böyle bir şeye. Ve bu video gerçekten çok güzel olacak. Her şeyiyle bu videoyu baştan sona izlerseniz çekim açıları onlar bunlar bayağı güzel olacak gerçekten. Hani sevdiniz mi bu video montajını? Gerçekten beğeniyor musunuz? Yorumlarda mutlaka belirtin ve beğendiyseniz, daha doğrusu izleyeceksiniz ama hani beğenirseniz eğer, videoya like'ınızı ve yorumunuzu alırım gerçekten. Çünkü sizin fikirleriniz çok önemli. Sonuçta izleyiciler sizlersiniz, siz izliyorsunuz. Hani siz beğenin diye çekiyoruz sonuçta. Şimdi biz bunları hemen almışız. Şöyle bir şeye bakacağım. Şu an bunu ekmekle uğraşmayacağım. Ha, burada bu kadar oluşmuş. Hemen bunları alalım, yerlerine dolduralım. Burayı da bu şekilde gruplandırdım ki hani rahat rahat her şeyi yapabilelim diyecektim ki havuç doldu bile. Havuç için yeni bir tane sandık yapmamız lazım. Tohumları buraya koy. Buğdayımız yok. Pancarımız az bir şey var. Tohumları buraya koy. Uf, pancar tohumu da çok çıkıyor ya. Pancar tohumu aşırı fazla çıkıyor. Hemen bir tane chest çözelim. Burada varmış. Hemen sandığı aldım. Şimdilik onun üzerine koyacağım. Sonrasında burada depolama için daha güzel çözümler bulacağız zaten. Burası falan hayatta bize yetmeyecek. Çok manyak farm olaylarına gireceğiz arkadaşlar. Bugünse başlıktan da thumbnail'dan da gördüğünüz gibi köylü işlerine giriyoruz. Bu köylü olaylarına başlayacağız. Çünkü çok çok önemli bizim için. Hızlıca gelişmemiz için çok çok önemli. Ve daha sunucuda hiç kimse o köylü olaylarına büyük şekilde girmedi. Hani oyunculardan hiç kimse girmedi. Hani Berkler olsun, ondan sonra Lazlar olsun, kimse girmedi o olaylara. O yüzden köylü olaylarına gireceğim ve köylerden satın aldığım şeyleri de pazardan onlara satabiliriz. Şimdi şöyle düşündüm. Hani onlar da gelip, atıyorum ben bir zümrüte çok iyi bir büyü kitabı alacağım. Onlar da gelip bir zümrüte benim köylümü kullanmamalılar bence. Çünkü ben saatlerce uğraşıp onu yapacağım. Yani kullanmamalılar diye düşünüyorum. Eğer kullanırlarsa arkadaşlar hemen yazın bana, tamam mı? Eğer videolarında kullanırlarsa yazın. Sonuçta hani birbirimizden eşya almak olmadığı gibi o da yok sonuçta. O yüzden ben o köylerden elde ettiğim şeyleri de onlara satarız falan böyle. O tarz bir ticaret kurarız. Güzel olur diye düşünüyorum. Sonucudaki o köy ayağı biz olursak mükemmel olur. Bayağı öne geçmiş oluruz diye düşünüyorum. Tatlı olacaktır. Şimdi onlar bizim köylerimizi kullanamazlar. Tamam mı? Onlar bizim köylerimizi kullanamazlar. Biz savaş halindeyiz. Bundan 10 bölüm, 15 bölüm sonra birbirimize savaş açacağız. Durum harbiden çok ilerleyen bölümlerde acaba neler olacak? Herkes neler yapmış olacak acaba? Vallahi o zamanlar için heyecanlanayım. Hacı, heyecanlanıyorum. Heyecanlanayım ne ya? Hemen yaptığım AFK farmını göstereceğim. Bakın zaten 43 level'ım. 43 level olmamın sebebi de bu balık farmı sağ olsun. Balık farmından da AFK'ya bırakmıştım. Bakın yemek sıkıntımız sıfır. Burada balıkları görüyorsunuz. Ben aslında bunu yapmamdaki sebep hem level hem de şeydi. Büyük kitaplarıydı ama hiç büyük kitabı çıkmadı. Onun bir sebebi var mı? Yorumlarda yazarsanız sevinirim. Hiçbir büyük kitabı çıkmadı. Ama balık dolu. Bir sürü balığımız var. Bunlardan da birazcık hatta şöyle alalım. Somon çok mu tok tutuyordu? Galiba somon tok tutuyordu. Level falan işte bunlardan geldi. Sonra kalan, ondan önce de level'ımız vardı yaptığımız şeylerden falan. Sıfırdan 43 level bundan gelmemiştir. Zaten bir 20-25 vardı büyük ihtimal. Onun üzerine eklenmiştir. Hop, pişmiş morina varmış burada. Lan kömürümüz çok yok mu bizim ya? Vallahi kömürümüz çok yok galiba. Şöyle olan yerlere ekleyelim. Bunlar pişe kalsınlar. Kömürümüz varsa kömür ekleyeceğim. Abi biz önceki bölüm maden yapmadık mı ya? Nerede bu kömürler? Hemen harcadık demek ki ya. Ulan bayağı ihtiyacımız var. Buna koy.
Buna koy. Tamam. Onlar bile yetmeyecek ama olsun, yapacak bir şey yok. Şimdi bu bölüm köylü olaylarına gireceğiz demiştim dediğim gibi. Ama köylü nereden bulacağız? Ben öncekinde arkadaşlar bunlarla falan uğraşırken bakın burada ne buldum. Bir. Şunu da kırayım şöyle. Zombi köylü. Hatırlıyorsunuzdur, önceki bölümlerde yakalamaya çalışmıştık. Ölmüşlerdi biz yakalayana kadar falan. Bunları buraya yakaladım. Hatta şuraya da not düştüm. Çünkü o sıra bunları yakaladıktan sonra sunucudan çıkmıştım. Benim ha. F'ye yazdım buraya. Notumu düştüm. Alan olur falan çalar birisi diye. Sonra aynısından bir tane de şuralarda bir yerlerde buldum. Bakın gözüküyor. Şurada buldum arkadaşlar. Bunları köylüye çevireceğiz. İkisini de götüreceğiz. Ondan sonra bunları çiftleştireceğiz ve bir sürü köylü elde edeceğiz. Bunları sürekli çoğaltacağım. Bir sürü köylü elde edeceğim. Ama onları yapmadan önce biz onların alanını yapacağız arkadaşlar. Onların alanında nasıl olacak biliyor musunuz? Biz bu gördüğünüz hani gökdelen yapıyoruz biliyorsunuz. Bilmeyenler için bunun sınırı olmayacak arkadaşlar. Bu ta uzaya kadar gidecek. Gökdelen adı üstünde. Bunu hiçbir zaman bitirmeyeceğiz. Yani uzun bir süre boyunca bitirmeyeceğiz. Ta uzaya kadar çıkacağız. Çıkabildiğimiz kadar çıkacağız. Upuzun olacak bu. Aynı şekilde bu aşağıyı da götüreceğiz. Aşağıda da hem bizim köylü alışveriş yerimiz hem market tarzında bir yer olacak. Köylü marketi yapacağız alt katımıza. Daha doğrusu şöyle anlatayım. Bunun bir alt katı depolama olacak. Depo yerimiz olacak. İşte chestlerimiz falan olacak. Her yer chest olacak. Onun bir altı da köylü market yeri olacak arkadaşlar. Bayağı tatlı olacak. Bunu kazmamız gerekecek bayağı bir. Şöyle aşağıya doğru kazacağız. Şöyle yapalım hatta. Elmas kazmamız vardı. Evet, biz elmas 8 tane elmas kasmıştık. Nerede bizim elmaslarımız? Hepsini kullandık mı acaba? Abi bizim elmasımız kalmadı mı gerçekten? Arkadaşlar ben mi körüm? Ya elmas kürek yapıp iyi bir büyü basmak istiyordum ama. Arkadaşlar çok kötü oldu ya bu. Vallahi moralim bozuldu. Aa, bir tanesinde büyük kitabı yapmaya kullandık. O zaman bir tanesinde başka bir şeye kullanmışızdır. Vallahi kalmamış. 3 elmasımız kalmamış. Neyse hemen uyuyalım. Yapacak bir şey yok. Demire basacağım verimlilik. Hızlı kazabilmek adına. Kazmamıza basmamız lazım bir kere zaten. Bu bölüm arkadaşlar atlamadan izlemenizi istiyorum. Gerçekten çok güzel şeylere, çok önemli şeylere tanık olacaksınız. Bayılacaksınız. Evet geldim. Şimdi elmas kazmamıza verimlilik 1. Yani istemiyorum. En kötüsünü basalım. Ondan sonra bunu kaldıracağız ama tabii önce bizim bileme taşına ihtiyacımız var. O nasıl yapılıyordu? Dur bakayım, yanlış hatırlamıyorsam. Pişmiş taşımız var mı? Ben bayağı çevirdik gibi hatırlıyorum ya. Ha, buraya mı koymuşuz? Tamam, buraya koymuşuz. Heh, tamam buraya koymuşuz. Şimdi bu lazımdı. Dur şuradan çıkar mı acaba? Bileme taşı. Tamam arkadaşlar, öğrendim. Hiç de yani benziyormuş ama çok da benzemiyormuş. Aynen, tamamdır. Bileme taşımızı da yaptık. Şöyle hemen şuraya koyalım şimdilik. Zaten her şeyin yerini değiştireceğimiz için. Her şeyin yeri değişecek. Her şey mükemmel olacak. Kaldır. Koy. Verimlilik 4. Alsak mı acaba şimdilik, bize yeter mi? Yanına da bir şey gelir mi? Alayım be. Verimlilik 4. Kırılmazlık 3. İpeksi dokunuş. Güzel. Bence fena gelmedi. Şimdilik için gayet yeterli ya. Güzel. İpeksi dokunuş aslında iyi ya. Tamam, hiç sıkıntı yok. Bayağı bir taş kasacağız diyecektim. Taş olarak kasarız. Ne olacak? Şöyle yapacağım. Demirimizi alalım buradan. Bir tane kürek basacağım arkadaşlar. Çünkü mecburuz. Küreğe ihtiyacımız var. Şimdi gidip elmas bulmak falan istemiyorum. Verimlilik 4. Yine aldım. Sadece verimlilik 4 geldi ya. Denesek mi bir daha? Kırılmazlık da gelse güzel olur. Bir daha deniyorum arkadaşlar şansımı. Verimlilik 4. Lan yine gitti. Bir daha deniyorum şansımı. Abi büyü konusunda hiç... Verimlilik 4, kırılmazlık 3. Tamam. Çok güzel. Bakalım şöyle bir hızına. Yeterli. Şunun hızına bakayım. Bu da yeterli. Tamamdır. Çok da güzel oldu. 10 numara oldu. 5 yıldız da oldu. Şu baltaya da bir şey bassak. Verimlilik 4, kırılmazlık 3. Şu an için gayet iyiler. İyi değiller tabii ki. Şu anki durumumuz için gayet iyiler. Zaten ben bunları geçici olarak yapıyorum. Bu bölümün sonunda fazlasıyla çoğu şeye sınırsız bir şekilde sahip olacağız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Rahat olun. Rahat olun. Arkanıza yaslanın ve beni izleyin. Rahat olun arkadaşlar. Bir tane boş chest yok mu? Şuraya koyalım şimdilik. Bu aldığımız şeyler. Heh, yerine koyacağımız şeyleri böyle yapayım. Tamamdır. Şimdi kazı işlemlerine başlayabiliriz.
Evet arkadaşlar, şimdi bitti gördüğünüz gibi. Tam 45 dakika sürdü sadece burayı kazması. Şimdi hiç odunumuz yok. Bayağı bir tane bile odunumuz yok. O derecedeyiz. Bakar mısınız? Ah, iyi 5 tane varmış. Yeter. Bayağı hiç odunumuz... Aa, 64'lük meşe kütüğümüz var ama meşe kütüğü istemiyorum. Ladin istiyorum. Gideceğim birazcık ladin kasacağım. Ondan sonra şu duvarları kaplayacağız. Sonra burayı komple kaplayacağız. Kapatacağız artık. Ondan sonra bakın şuraya işaret koydum. Orayı şöyle kapatacağız. Yani burası birinci katımız olacak. Burası yani birinci kat da. Burası eksi birinci katımız. Sonra burası da eksi ikinci katımız. Köylerimiz en aşağıda olacak. Altını toprakla kapatacağım. Toprakla daha güzel bir görüntü olacağını düşünüyorum. Burayı da tahtayla yapıp mükemmel bir sandık odası yapacağız. Şimdi gidelim. Şimdi güzelce bir odun kasalım ya da şu envanterdekileri bir boşaltayım. İpeksi dokunuş var diye bir sürü taşımız olmuş oldu. Şey falan yapacağız. Bundan sonraki bölüm bayağı güzel bir farm falan yapacağız. Farm sistemleri yapacağız otomatik. Bunlarla yaparız. Güzel olur. Burada da bir sürü var zaten. Gidelim şimdi birazcık odun kasalım. Bayağı bir oduna ihtiyacımız olacak. Ladinler de Allah'tan bize bayağı yakın. Böyle bol 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 keselim. Bol bol. Şimdi arkadaşlar 3 stack kastım. Geldim uyudum akşam olduğu için. Lan beni niye yakıyorsun sen? Öldün değil mi? Öldün. Beni yaktın gittin. Gözünü seveyim. Ne yani? Amaç neydi yani? Beni yaktığında kaldın ya. Oha orada da bir şey öldü. Şimdi şunları hop kıralım. Aslında oradan başlayabilirdim. Bu kadar yeter mi hiç bilmiyorum ya. Bakalım yettiği kadar. Şu etrafı duvarları kaplayacağım. Sonra bu yerimizi kaplayacağız. Sonra alt yerin yerini kaplayacağız. Sonra şu altımızı toprak kaplayacağız. Bir de arkadaşlar köylerimizin market yeri olacak ya en aşağısı. Şuradan doğru. Bakın şuradan iz zaten koymuştum yaparken. İçeriye doğru bir oda daha büyüteceğim. Orada da arkadaşlar şeyleri köylüleri çoğaltacağımız, çiftleştireceğimiz alan olacak. Onları bayağı çoğaltacağız. Bir sürü oraya yatak falan yapacağız. Şimdilik bu alanları yapana kadar hep beraber izleyelim bakalım. Şimdi bakalım ne kadar sürecek. Evet arkadaşlar tam 1,5 saat sürdü. Hatta 1 saat 40 dakika civarı sürdü. Ama bitti. Şöyle şimdi sizi konuşuyorken böyle gezdireceğim. Canım çıkmış olsa da biraz. Burası ikinci katımız. Buraya arkadaşlar chestlerimizi dizeceğiz. Depo alanı yapacağız. 10 numara olacak bence. Şimdi ilk iş bir merdiven yapalım. Burası da bizim ne bileyim böyle çimen olsun istedim. Böyle bence farklı durdu. Güzel durdu. Aslında burayı bir kat daha mı aşağı indirsedik? Yok ya güzel böyle. Güzel güzel gayet tatlı. Bu meşaleleri falan geçici olarak koydum. Hani şey olmasın diye. Bir şeyler doğmasın diye. Tamamen geçici onlar. Şurayı da şöyle açayım. Buraya da arkadaşlar şurayı şöyle camla gireceğim. Burası komple yatak olacak. Şurada da bir delik açtım. Buradan da köylüleri aşağı indireceğiz. O dışarıda bulduğumuz iki tanesini oradan aşağıya doğru indireceğiz. Mis gibi olacak. Bayağı kolay olmuş olacak. Hani çok uğraşmayacağız evden yok dolaştır getir falan. Oradan direkt aşağıya atıvereceğiz. Şuradan da cam yaparız. Burada hani ne haldeler vesaire görürüz. Çok tatlı olur bence. Şimdi o zaman ilk işimiz olarak bence bir merdiven yapalım. Merdiveni nasıl bir şey yapsak gerçekten çok kararsızım. Şimdi buradan geldik tam. Tamam mı? Üçlü merdiven istiyorum. Buradan gelmiş olalım. Tam ortamız neresi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tam ortamız burası. Tam o iz gibi kalsın. Hop. Evet tam ortamız burası. Buradan başlasa merdiven aşağıya doğru nasıl olur? Bence tatlı olur. Deneyeceğiz, göreceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Burayı direkt şöyle kapatacağım. Merdiveni taştan yapmak istiyorum. Daha tatlı olur diye düşündüm. Normal taştan mı, kırık taştan mı? Dur şimdi onu da deneyip görelim. Bu arada bayağı o kadar şey yaptık. Bu kadar şey çıktı arkadaşlar. Bayağı bir taşımız oldu. Hem de pişmiş taş. Tertemiz şu şey sayesinde. İpek dokunuş sayesinde. Ama kazmamız kırılmak üzere. Ve başka elmasım yok. Tamir de edemiyorum.
çok kötü. Bunu kullanmasam mı acaba? Bunu kullanmayayım artık. Buna bir tane de elmas kazma yaptığımızda birleştiririz. Hemen bir tane demir o zaman kazma yapalım kendimize. Aa, demir kapı lazım olacak aşağıda. Varmış, hazır yanıma alayım. Ulan demirimiz yok mu bizim? Ya ben neden önceki videoda bayağı bir maden yapmışız gibi hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum ya? Resmen demirimiz yok. Neyse demir farmı da yapacağız zaten. Sınırsız demirimiz de olacak. Arkadaşlar merak etmeyin. İçinden geçeceğiz bu sunucunun. Şu benim yanımda olanları bir göreyim. Bari çok manyak gaza geldim arkadaşlar gerçekten. İnanılmaz güzel şeyler yapacağız. Ve 2 günde bir gelecek bu seri. Bam bam bam. Gerçekten bir videoyu çekmek 10 saatimi vesaire alacak. Zaten bakın daha videonun kaçıncı dakikadasınız. Ama yaklaşık 3 saat falan geçti ben kayda girmeye başladığımdan beri. Sadece hani şu yerleri falan yapmak 1,5 saat sürdü. Odun yeter diye düşündüm. Sadece şurayı kapladım. Odun bitti. Gittim. Bir saat odun falan kastım. Zaten görüntülerde gördünüz de anlatıyorsam. Hemen bir merdivene şöyle bir bakacağım. Böyle nasıl durur? Şöyle bir bakayım. Yok. Beğenmedim. Kırıkla daha güzel olur gibi hissediyorum. Aynen. Kırıkla yapacağım. Kırıkla daha tatlı duracak. Bakayım. Bak yan yana koyalım. Aynen. Şu duvarlar falan da böyle ya. Bu arada şu duvarları farklı bir tuğlayla yapabilirdik. Ama bence arkadaşlar şu desen çok güzel bence. Sanki özellikle bu deseni yapmışız gibi. Kırıkmış gibi değil de deseni bence çok tatlı. Dur şöyle birer tane koyu patlayalım. Hop hop hop. Şu zaten sandıkları, şu merdivenleri hemen halledeyim. Sandıkları taşıyacağız. Hoppala. Kafam acıdı anne. Pat pat pat. Bu tahta daha tatlı mı durur? Şimdi bitsin bakalım. Ona göre değiştiririz en kötü. Bence evet tatlı duruyor. Bakıyorum. Hop. Mis gibi oldu be. Vallahi mis gibi oldu. Şimdi aynı şekilde buradan da iniş yapacağız. Nereden başlıyor? Şuradan başlıyor değil mi? Yo buradan başlıyor. O zaman buradan şöyle. Bu şekilde yapsak acaba normal bir şekilde inebilir. Lan dur. Cık, diyorum ki neden kırılmıyor? Hop hop hop. Tamamdır. Şimdi şuradan birer tane daha kıralım. Rahat bir şekilde inip çıkabiliyor muyuz? Aynen öyle. Tertemiz oldu bence. Şöyle hop. Siz bir gelin bakalım. Şu etraftaki hemen bozuk yerleri düzeltelim. Şurada var delik. Orayı kapatacağım. Tamam. Başka bir yerde bir şey var mı? Yok galiba. Tamam. Bu katımız hazır. Yani hazır derken yapı olarak hazır. Yoksa içi değil tabii ki. Şimdi yukarıya bir çıkacağım. Biraz chest yapmak istiyorum. Geçici olarak şöyle bir yer yapayım da uyuyalım. Bat 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 bat. Uyu. Şimdi bizim bayağı bir chest yapmamız gerekiyor. Ama bayağı bir. Gerçekten bayağı bir. Şuradan biraz odun alacağım. 64 tane odun yapsam mı? Sandık yapsam mı acaba? Yapalım. Yapalım. Eşya tabelası alacağım. Eşya tabelası yok mu eşya tabelası? Aa hem de parlak var. Ama 5 tane var. Tabela değil, eşya çerçevesi işte parlayan. Siz beni anlıyorsunuz arkadaşlar. Şunlardakileri alsam mı? Şunları alalım. Bunlar çok önemli değil. Zaten bunları da içeriye taşırız. Aynen bunları al. Gelin lan buraya. Tamam aldık değil mi hepsini? Kaç tane oldu? 10 tane oldu. Yeter mi? Bakalım. Bakalım göreceğiz. Şimdi. Yanlış koyduk. Şu şekilde. Şunları kır. Tamam aynen bu şekilde hemen şunları koyayım. Yetmedi bile arkadaşlar. Bir tane daha yapacağım. Şu anlık bu kadar. Chest yeter büyük ihtimal. Duruma göre işte böyle komple saracağız. Doldukça saracağız. Kategorize de edeceğiz. Tertemiz olacak. Şimdi biraz daha sandık yap. Tamam. Şimdi hepsi açılıyor bunların. Buraya bir hemen bir tane crafting yapacağım. Çünkü crafting asıl burada lazım olacak bize. Şimdi şöyle bir koyayım. Sandıkların durumuna göre hallederiz. Şöyle yarım taş basamaklar nasıl durur? Şurada. Böyle açılmaz tabii. Dur. Aa durun. Şöyle yapacağız. Daha güzel bir fikir geldi aklıma. Şuraları ladin yapacağız tamam mı? Hop hop. Hop. Sonra şöyle ladin tuzak kapısı yapacağız. Tabii bu kadar yetmeyecek. Aa yanlış yere doğru. Dur şöyle mi olacak o zaman? Hmm, nasıl durdu? Fena durmadı aslında. Ama dur ya. Şöyle yapsak. Bu tarafa doğru böyle yaparsam öyle olur.
Böyle mi yapsak o zaman? Tamam. Bence fena olmadı. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence fena olmadı ya. Aynen aynen. Tamam, şimdilik dursun en azından. Hatta acaba şuraya yapsak daha... Aynen. Böyle daha güzel durur. Hatta... Evet. Aynen, bir bağı olmuş gibi oldu yani. Güzel, daha güzel durdu. Şöyle yapalım. Dur, hatta şuraya şöyle hop. Şöyle meşale dolduracağım. İçeriden doğru ışık gelsin. Açılın. Açılın, 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 açılın. Tamam. Alttan çok gözüküyor ya. Meşaleler kötü mü durdu? Bütün konularda fikirlerinizi mutlaka yazın arkadaşlar yorumlarda. Önerilerinize falan da açayım. Tamam ya, şimdilik dursun. Crafting'i de şuraya alalım. Hop. Sonra bir tane de şuraya. Aynen. Hop. 10 numara oldu. Vallahi 10 numara oldu. Şimdi parlayan eşya çerçevesini alalım. Atıyorum. Bakın şurası tahta mesela. Üçü de tahta. Anladınız mı? Öyle yapalım. Öyle daha güzel olacağını düşünüyorum. Şu üçü de tahta olsun. Hop. Üçü de taş. Ne bileyim, üçü de maden falan filan. Bir tane eksik kaldı. Onu da hallederiz. İlki odun olsun. Bu ladin nasıl duruyor? Odun gibi çok durmuyor. Ladin tahta nasıl duruyor? Yani. Meşemiz var mı ki? Meşe sanki daha orada güzel mi durur? Meşemiz yok mu meşemiz? Aha, burada var ya. Körüm kör. Vallahi körüm. Hop. Aynen, meşe daha iyi durdu. Buraya taş. Normal taş koysak olabilir ama kırık taş koyalım. Kırık taş daha çok kendini belli edecek bence. Aynen. Buraya madenler. Buraya zümrüt koyarız da daha tatlı durur diye düşünüyorum. Şimdilik demir var üzerimde. Demir koyalım. At içine. Odunları da şöyle at içine. Odun yapılan her şeyi koyacağım. Sonra taşlar. Böyle git. Sen gel buraya. Şuraya bir toprak yapalım. Burası toprak olsun. Çünkü toprak da çok birikecek. Aynen. Burası da toprak olsun. Maden olsun. Burası yiyecek mi olsa acaba? Burası yiyecek olsun. Sonra bir yer alet edevat olur. Öyle ilerleriz. Şimdilik şunları da yiyeceğe koy. Aynen. 4 tane lazım olacak galiba. Hazır üstümüzdeyken onları bir aşağı yerleştireceğim. Hop. Burada aralarında köylüler olacağı için hani gir çık olsun istemiyorum. Köylüler birbirine geçiş yapamasın. Cama ihtiyacımız var. Burayı cam yapacağız. Sonra şuradan bir cam çekeceğiz. O yüzden cama ihtiyacımız var yani. Şurası da aynı şekilde olsun. Sonra şimdilik tamam. Onun etrafını da cam kaplayacağız. Okey. Şu sandıkları hemen bir hızlıca yerleştireyim arkadaşlar. Ondan sonra gelelim işlerimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, chestlerdeki her şeyi aşağıya topladım. Şimdi şu chestleri bir kaldıralım. Uf, ne var ne yok topladım. Çok uzun. Ana. Az bir şey kalmış. İyi, onları da almış olduk. Yerimiz varmış zaten. Bunda da kalmadı değil mi? Tamamdır. Bunları da kır. Of, şöyle çok iyi bir tamiri falan olan iyi bir kazma yapmamız lazım. Bu bölümün sonunda yapacağız arkadaşlar. Bu bölümün sonunda yapacağız. Yatağımızı şöyle yolun ağzına koyalım şimdilik. Sonra burayı düzenleriz. Buraya ilk giriş katını arkadaşlar ne yapalım? Yorumlarda fikirlerinizi mutlaka belirtin. Bu giriş katına bir şey yapalım ya. Böyle güzel dursun. Tatlı dursun. Ama ne yapabiliriz? Fırınlarımızı da şöyle mi koysak acaba diye düşünüyorum. Aynen, fırınlarımızı da arkadaşlar böyle yerleştirelim. Şimdilik böyle koyuyorum. Otomatik fırın sistemi yapalım. Ondan sonra çok daha tatlı olacaktır. Şöyle ikisi tatlı oldu. Şimdi şu üzerimdeki chestlerden böyle bir şey çıktı. 50 tane falan bir kum çıktı. Hemen onları koyacağım. Şu altlık yeter yani. Şu alttaki camları yaparız en azından. Hemen uyuyalım, 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 uyuyalım. Of, bu bölüm iyi yol kat ettik ama ha. Daha durun, daha durun. Daha önemli şeyleri yapmadık. Şu an yerlerimizi hazırladık sadece. Daha asıl önemli şeylerimize gerçekten başlamadık resmen. Daha evi falan süsleriz arkadaşlar, ışıklar vesaire. Onlar kolay işler. Hallederiz, hallederiz, hepsini hallederiz. Hemen şu kitaplıklarımızı bir yapalım. Odun gel, şunu da al. Sen de gel. Tabii yetmeyecek. Şöyle buradan bayağı bir odun alayım. Al iki tane ladin tahta al. Heh. Tamam. Şimdik. Büyü masamızı da şöyle yapalım. Siz bir kırılın bakayım. Tam ortası neresi? Burası. Hop.
Aynen şöyle dursun. Böyle bam. Şu 13 tane kitap dursun. Bunlar başka şeylere lazım olur. Tamam. Sonra bileme taşımızı hemen şöyle yanına şöyle koyalım. Örsümüzü koyalım. Bam. Güzel. 10 numara. Oradaki görüntü kirliliğini tamamen kaldırmış olduk. Buraya ne yapabiliriz ama en ufak fikrim yok. Fikirlerinizi vallahi yazın arkadaşlar. Şimdi şu yünleri al. 64 tane yetecek midir? Yetecektir. Yetecektir. Sonra bunu al. Sonra bunu al. Bir sürü arkadaşlar şey yapacağız. Yatak. Sonra o yatakların hepsini aşağıya dolduracağım. Yavaştan o köylü işlerine bir başlayalım. Çok oyalandık bile yani. Oyalanmadık aslında. Yerlerini hazır ettik onlara. Hop. Aa tabii 64 tane sığmayacak ki. Benim güzel beynim bunu düşünemedi. Hemen koy şimdilik. Hatta şuraya. Koy şimdilik şu malzemeleri. Hemen şu yatakları bir koyalım. Hemen. Buraya yerleştirebildiğim kadar arkadaşlar yatak yerleştireceğim. Öyle fazla köylü göz çıkarmaz. Bize ne kadar fazla köylü o kadar iyi iş yapar. Hiç sıkıntımız yok. Hepsini istiyorum. Deli gibi köylü üreteceğiz arkadaşlar. Deli gibi. Bir sürü köylümüz olacak. Bir sürü. 5 minutes later. Şimdi şuraya 2 tane daha yapalım. Şimdilik dursun. Sonra şu sıraya yine yaparız. Zaten fazlasıyla yetecek bu yatak sayısı bile ama olsun. Biz bol bol yapalım. Evet arkadaşlar son yataklarımı da yaptım valla. Bakalım göreceğiz kaç tane olup olduğunu, olup olmadığını. Hop. Bu kadarına gerek yok bile arkadaşlar bu arada. Ben abartıyorum biraz. Gerçekten bu kadarına ihtiyacınız yok normalde. Ben bayağı bir abartıyorum. Ne bileyim yapmışken her şeyi büyük büyük yapıyorum böyle. Hoşuma gidiyor. Evet kaç tane oldu? 1, 2, 3, 14, 15. 15, 30, 45. Abiciğim 60. 75, 76, 77, 78, 79, 85. Gerçekten 85 yatak var burada. Of arkadaşlar gereğinden çok fazla yapmışız. Fazlasıyla yeter, artar bile. Gerçekten hatta şu sırayı alacağım ya. Fazlasıyla bayağı yatak yapmışız. Yeterli. Şu yatak benim olsun, onu beğendim. Hatta yukarı hemen koyacağım. Her kata kendimize de yatak bıraksak mı acaba? Her kata değil de bu kata bırakalım bir tane de. Şu grilerden bırakalım. Aman dursun şimdilik şöyle. Şimdi şu camlarımıza bir bakalım. 56 tane oldu. Bize yetecek mi? Gerçekten bilmiyorum. Buralara ince cam yapacağım. Crafting koysak. Hem içeriye hem dışarıdan kullanabileceğimiz şekilde şöyle yapalım. Aynen. Hem dışarıdan kullanabilirim burada lazım olduğunda. Hem de içeriden de kullanabilirim. Aa bir şey diyeceğim zaten dur. İnce camımız vardı. Boşa harcamayalım çünkü camımız çok az var. Bir de şimdi bu bölüm kum kazmaya gitmeyelim. Zaten bir ton işimiz var. 10 tane ince cam da yetmeyecek gerçi de. Olsun. Kendi malzemelerimizi bir al. Hatta hepsini al. Hoppala. Tamam. En azından. Oha. Tamam ince cam zaten bayağı oluyormuş. Tamam buradan köylerimizi gözetleyebileceğiz. Tertemiz şekilde. 56 tane bize yetecek mi? Keşke yetse. Durun zaten şu üstten geçemezler. Acelesi olmamış olur. Eğer yetmezse lan bir tanesi boşa gitti. Büyük ihtimal yetmeyecek. Lan 3 tane kaldı lan 3 tane kaldı 3 tane kaldı. O 3 tane halletmem lazım. Arkadaşlar uyuz olurum. Vallahi çok sinirlenirim. O 3 tanesini halletmem lazım. Yok mu ya? 3 tane cam yok mu ya? Lan olsa burada olurdu. Hepsini güzelce ayırdım çünkü. 3 tane kum alıp geliyorum. Şuradaki kumun hemen içinden geçtim valla. 3 tane kum alıp geliyorum. Oo. Kaç tane varsa şu burada alıp gidelim. Ocağa da koyarız zaten hepsini. Lazım olur. Kaç tane oldu? 2.64'lük oldu. İyi şimdilik için yeterli. Şuradan da alacağım biraz. Tamam hadi gidelim. Tamam kumlarımızı buraya koydum. Sonra şu üzerindeki fazlalıkları bir boşaltayım. Fazla odun var. Toprak hop. Buraya. Seni de dönüştüreyim. Sen de git. Tablo da burada kalsın. Beyaz yün artık yüne de ihtiyacım yok. İnce cama da ihtiyacım yok. Tamam şu anlık böyle iyiyim. Yanıma ladin tahtası biraz alacağım tabii. Hatta kütüğünü de alalım.
Lazım olabilir. Gerçi şu anlık onluk bir işimiz yok ama olsun. Şu olan camları alalım. Gerçi bize sadece 3 tane lazım ama olsun. Tamamdır. Arkadaşlar neden böyle bir şey yaptım? Hemen onu da anlatayım. Şimdi buradan bir kapı var. Hani içerideki kapı ne alaka diyeceksiniz. Şimdi şöyle atıyorum şey yapacağım. Zombilere yedireceğim arkadaşlar köylüleri. Onun için de şimdi burada diyelim ki 50 tane köylü var. 10 tanesini ama zombiye yedirmek istiyorum. Buraya çıkaracağım 10 tanesini. Ondan sonra buraya çıkaracağım. Hani kontrolsüz bir şekilde 50 tanesinin buradan buraya kaçmasını istemiyorum. Olayımız bu. Bunu yapmamın sebebi bu. Şuraya düğme koyalım. He doğru. Camın üzerinde çalışmıyor tabi. O zaman şöyle yapalım. Tamam. Burası da hazır. Şu anda yapmamız gereken şey o kardeşleri buradan aşağıya atmak ve en önemlisi onları normal bir köylüye çevirmek. Şu anda zombiler biliyorsunuz çünkü. Ben şunları da kırıp normal cam koyacağım yerine. Çünkü aklıma şu anda geldi. Köylüler şöyle yapacaktır. Bize eziyet edecektir. Buraya çıkacaktır. İnmeyecektir falan. Bize eziyet edecektir. O yüzden kırıp en baştan düzgünce yapalım. Tamamdır. Tertemiz. Buralarda arkadaşlar şöyle olacak. Atıyorum şurada hop. Çiftçimiz. Hop. Yine şurası mesela komple çiftçi olacak. Sonra şurada ne bileyim kütüphaneciler. Ne bileyim şurada demirciler falan. O şekilde ayarlayacağız. Tatlı olacak. Gayet güzel olacak. Yani yetmezse eğer düşünürüz bir şeyler. Bir şeyler yaparız. Bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler, bir şeyler. Bizim ihtiyacımız olan şey bir tane iksir masası. Bunun için de ne ihtiyacımız var? Blaze çubuğuna. Ve biz Nether'a hiç gitmediğimiz için daha Blaze çubuğumuz yok. Nether'a sürekli kim gitti? Berk. Yani Vales. Bakın şunu tekrardan söyleyeyim. Arkadaşlar Vales'in adı da Berk. Karıştırdığım falan yok. Ben alışkanlık olduğu için Berk diyorum. Vales'in adı da Berk yani. Berk dediğimde Vales'ten bahsediyorum. Muhammed dersem eğer Berk Muhammed'den bahsediyorum. Anlaşalım o konuda. Şimdi Berk'ten birazcık Blaze çubuğu alacağım. Zaten onda fazlasıyla vardır. Yerine de koyarız tekrardan. Hiç sorun değil. Çok önemli bir şey değil zaten ama işte şu anda Nether'a gidip zaman kaybetmek istemiyorum. Çünkü zaten çok saatlerdir video çekiyorum zaten. Gerçekten yoruldum. Ses tonumdan, enerjimden falan belki anlamışsınızdır. Çöktüm biraz. Ondan Blaze çubuğu alıp gitmek istiyorum. Aha. Arkadaşlar şunu alıp götürelim mi? Neyse neyse götürmeyelim. Blaze çubuğu, Blaze çubuğu, Blaze çubuğu ver biz yaparız kardeşim. Aha. 10 tanesini aldım arkadaşlar. Sonra yerine koyarım ona da söylerim de zaten. Aa köylüsü var. Doğru doğru köylüsü vardı Berk'in. Ama burada da vardı. Ne olmuş ona? Bana bir şey olmuş. Köpeğin heykelinin içinde. Nether'ların yerini değiştirdim. Ha Laz çalmıştı. Denemek için taştan yaptım çalışmadı. Sonra bir önceki o arkadaşlar o atmadığım bölümde bakın şunu yazmıştım. Ben çalacaktım AQ, F'ye. Bakalım şöyle çalabileceğimiz bir şey var mı? Ulan tamiri var elmas kazmasında ya. Keşke onu alabilsek. Durun durun. Arkadaşlar bölüm sonunda o kadar zengin olacağız ki şu an böyle dediğime bakmayın ya. Bölüm sonunda gerçekten hiç sarmadan izleyin. Bölüm sonunda zenginiz arkadaşlar rahat olun. Çık 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 anam çık anam çık anam. Koş 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 evimize dönelim hemen. Fıtı 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 fıtı. Şimdi hoppala. Aha böyle değil miydi? Ha taştaydı ya ne tahtası. Ve iksir tezgahı. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Onu da şöyle koyacağım. Buraya da bir tane kratik lazım bu arada. Onu da böyle koyacağım. Tamamdır. Burası böyle çalışma masası falan tarzında oldu böyle. Çok da tatlı oldu. Şimdi bizim suyumuz vardı değil mi? Neredeydi? Buradaydı. Oh dolu da varmış. Şuraya şöyle bir sınırsız su kaynağı yapacağım. Dur taşla yapalım. Aynen. İksirlerimiz de böyle lazım olduğunda falan kullanabilmemiz için. Dur bakalım. Dur hatta şöyle yapalım da. Buranın arkasında olsun. Görünüşü bozmasın. Yani evin içinde ne alaka durur çünkü biraz. Değil mi? Yani bence. Hop şöyle. Sonra sınırsız su kaynağımızı şöyle yapalım. Kovayla tekrardan alalım. Tamam. Şimdi dur. Şunu kır. Sonra böyle yap. Buradan direkt alırız. Daha böyle mi yapsak? Yok tamam ya. Bu kadar da değil. Tamam buradan direkt alırız. Tertemiz. Evimizin içinde sınırsız su kaynağımız da oldu. Lazım olduğunda almak için. Şimdi. Tabi ama asıl kova için lazım değildi bu. İksir yapacağız arkadaşlar. Zayıflık iksiri. Zombilerimizi dönüştürebilmek için. Tekrardan normal bir zombi yapabilmek için. Onda da nasıl yapıyoruz? Camdan hemen şöyle cam şişelerimizi yapıyoruz. 9 tane cam şişesi. Bunları hemen suyla dolduracağım. Bir de şöyle bir şey yapmak istiyorum. Chest'imiz yok mu? Heh, tamam. Bir tane chest alacağım oraya. Şu gerekli malzemeleri de alayım mı? Sürekli niye gel git yapıyorum ya?
Hop, örümcek gözüne ihtiyacımız var. Mantarımız var mı? Var. Başka da şekere ihtiyacımız var. Onun için de şeker kamışına ihtiyacımız var. 5 tane örümcek gözü olduğuna göre 5 tane alsam yeterli. Hop, hop ve hop. Mayalı örümcek gözü. Kahverengi mantarı kalanını koyabiliriz. Sonra bundan da şöyle birkaç tane kalsın. 5 tanesini yakıta çevireceğim. Tamam. Altın elmamız bir tane var. Sonra altınımız var mı? Var. Bunu da pişirmeye koyalım. Hemen hızlı hızlı pişsinler. Hızlı hızlı pişin hemen. Tamamdır. Onlar da pişe kalsın. Barutumuzu almayı unuttum. Ben sürekli bir şeye buraya gelirken bir şey almayı unutuyorum. 4 tane barut var. İyi yeterli ya. Şu an daha bizim için yeterli. Zaten 2 tane zombimiz var. Hop şuraya da şöyle bir chest. Sularla dolduralım. Çok güzel. Bunları şöyle koyalım. 3 tanesini alalım. Böyle koyalım. Sonra mayalı örümcek gözünü gönderelim. Bir tanesini göndersek yeterli. Sonra yakıtımızı verelim ve olsun. Sonra bu olduktan sonra arkadaşlar mayalı örümcek gözü yerine bir tane de barut ekleyeceğiz. Ekleyeceğiz. Barut da şey işine yarayacak. Patlanabilir hale getirecek. Bakın şimdi hemen size gösteriyorum. Bakın zayıflık iksirimiz hazır ama bu haldeyken her zombilere veremeyiz. Şu anda elimizde sadece kendimiz içebiliriz. Zombilere de verebilmek için, üstüne atmak için, yani patlayabilir hale getirmek için hop barutumuzu koyuyoruz. Patlayabilir, zayıflık iksirine dönüşüyor. Ve işte bu kadar. Bir tane daha yapalım. Bir yapışta zaten 3 tane yapıyoruz. O olay da çok güzel ya. İnanılmaz güzel. Bize fazlasıyla yetecek. Şu barutu şuraya koyalım. Hatta dur bir tanesini alacağım. Heh. Daha fazlasına ihtiyacım yok çünkü. Yanlışlıkla kullandım bir tanesini. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Bol bol var. Sen gel. Barut gitsin. Şunları elimden bırakayım da yanlışlıkla yine kullanacağım ya. Da ben bunları şöyle alayım. Tamamdır. 5 tane zayıflık iksirimiz var. Fazlasıyla yeterli şu an için. Zaten istemediğimiz kadar da yine yaparız. Şunları da koyayım da bari biz gelene kadar olsunlar. Hani başka tekrardan lazım olana kadar. Tamamdır. Sadece barut eklemeleri kaldı. Altınlarımız olmuş galiba. Çok güzel. Bakalım kaç tane altın yapabileceğim. Altın elma yapabileceğim. Pardon. Kaç tane elma? Ana. Elmam yok ki direkt. Neyse buluruz. Buluruz, buluruz, buluruz. Zaten şu anda şeyle uğraşacağız. Şu iki tanesiyle uğraşacağız sadece. 3 tane var. Şu an için yeterli gayet. Meşe teknelerini alacağım. Tamam. Hava kararıyor mu? Hava aydınlanıyor mu? Ay hava aydınlanıyor ya. Havanın kararmasını beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Onları getirebilmemiz için. Ya da yol gibi bir şey yapacağım. Onları getirebileceğim. Bakayım bir şey nerede? Deliğimiz. Aa çok güzel. Şuna bayağı yakın. Aynen buna yakın ama ona uzağız. Lan zombi kardeş. Acaba bunları burada dönüştürsem mi ya? Aynen arkadaşlar ben bunları oldukları yerde dönüştüreyim o zaman. Rahat rahat götürelim. Aynen öyle. Dönüş bakalım. Diğerine de veriyorum hemen. Seni de yıkacağım. Önümüze engel olma. Ben arkadaşlar şu tarla işlerini falan hiç video içinde yapmayacağım bu arada. Hani sıkıcı olmasın. Arada tabii yaparız ama. Video dışındayken sürekli ben bunları ekip biçiyorum. Ne haber? Ben geldim. Elimde tam sana göre bir şey var. Hoppala. İşte bu. Şimdi bunların dönüşmesini bekleyelim. Sonra onları alıp götüreceğiz. Hazır yakında bu varken burada bekleyelim. Buradan direkt şuraya götürüveririz. Ve ilk köylümüz. Hayırlı. Ölesin efendim hayırlı ölesin. Şu tabelayı da kırabiliriz artık. Burayı da kaldırırım ben sonra. Gel bakalım. Gel bakalım gel bakalım. Şöyle bir döndüreyim ben seni. Geri geri de ne kadar yavaş gidiyor bu ya. Haydi gidiyoruz. Hemen şuradan atlayacağız ve yeni evindesin. Koca bir nesil başlatacaksın resmen. Koca bir nesil. Hoppala. Ulan hiçbir şeyden haberi yok. Şimdi yanına bir arkadaş getireceğim. Ve onunla birlikte buraya 50 tane, 100 tane çocuk yapacaksınız. Beraber karışacak karışacak. Koca bir sülale. Sizin ikiniz sayenizde soyunuz devam edecek lan anlıyor musun beni? Ne bakıyorsun? Öyle der gibi bakmıyor mu? Aa bir şey yapmayı unuttum. Bunları beslemek için arkadaşlar yanlarına girmek zorunda kalmayacağız. Çünkü kalmak istemiyorum. Buraya girip çıkmamız sürekli onlardan bir tanesinin kaçmasına neden olacaktır. Hemen onu yapalım şöyle. Şöyle yapalım. Hoppala 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 hoppala. Aynen. Ben sonra bu içlerini düzeltirim arkadaşlar. İçlerini tekrardan tahta yaparım. Onlar kolay işler. Sonra hallederiz. Şimdi uğraşmayalım. Gidelim de köylümüzü alalım. Bunu neden yaptım? Hemen gösteriyorum.
buradan çıkacağız. Böyle geleceğiz. Buradan hop yemek atacağız onlara. Buradalar mı? Hop buradan atacağız falan filan. Diğer köylü. Bekle beni, geliyorum. Geliyorum. Şimdi bunu getirmek biraz daha sıkıntı olacak. Şöyle yapacağız. Tamam, çık bakalım. Nereye gidecek bir bakalım. Gel. Aynen, doğru gidiyorsun. Doğru gidiyorsun. Evet, 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 evet. Gel, gel, gel. Gel söyle. Lan bak. Vazgeçti bak. Lan doğru gidiyordun. Gayet doğru gidiyordun. Bin lan. Bin, ben götüreceğim. Hayır. Lan, lan ben bindim. Lan dur, dur, dur. Ah tamam. Aa bu da olur, burası da olur. Çok güzel. Böyle de olur, böyle de olur. Seni mi kıracağız ya? Sen nasıl istiyorsan. Allah dur lan. Güzel, güzel, güzel. Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece. Bekle bakayım. Sana buradan, sana, çocuklarına ve yeni neslinize bir sürü havuç alacağım. Şimdilik geçici olarak şu gereksizleri şuraya atayım, ben buradan temizlerim bunları. Çok fazla havuç istiyorum çünkü çok fazla çiftleşmelerini istiyorum. Daha da bitikçe de oradan alırım zaten. Nereme bakıyorsun? Nereme bakıyorsun? Tamam, geldik lan. Hop. Cümbülop. Tamamdır. Şimdi artık burayı kapatabiliriz. Bir işimiz kalmadı orayla. Orayla bir işimiz kalmadı. Hiçbir işimiz kalmadı. Artık iki taneden, ben sizin iki tanenizden bir sürü, bir sürü... Onlara vurmak asla istemiyorum. Ha? Direkt yattılar manyaklar. Beklemiyordum, şaşırdım. Sen niye yatmıyorsun? Hayır! Oz daha çıkıyordu. Bu başka bir şeyi algıladı. Oraya gitmek istiyor. Ne algıladın? Lan gece oldu. Gece git yat. Yat var. Bunları mı algıladı? Vallahi bunları algıladı galiba. Olmadı bu köylü işlerini yapana kadar bunları kaldırırız da. Şunu bekleyelim hemen. Onlar da yata kalsın, hem oraya alışsınlar. Sonra üstümde odun var. Gereksiz bir şey var mı? Üstümde yok. Yanıma iki tane chest alacağım. Köylülerin oraya koyabilmek için malzeme. Sonra sen gel abi. Bunları da koyayım. Şu meslek olarak alabilecekleri şeyleri şimdilik ortadan kaldırıyorum. Ki bize sıkıntı yaratmasınlar. Lazım olunca koyar, halleder, sonra tekrar kaldırırız. Meslek olarak alabilecekleri farklı bir şey yok galiba şu anda. Yatmış mı bakayım ikisi de? Lan birbirinizden neden bu kadar uzak yatıyorsunuz? Bakın birbirinize kaynaşın, konuşun, anlaşın. Al lan! Kalk lan! Kalk, havuç attım sana. Hı? Allah. La yatarken nasıl alıyorsun? Kalksana. Aa 64 tane verdim. Ula bunlar normalde bir şey, yemek atınca kalkıyordu. Aa kalktı. Geri yat. Yat geri. La birbirinize yakın yatın, birbirinize yakın yatar mısınız ya? Tamam ben de şurada uyuyayım. Durun tam ortanızda uyuyacağım. Aha şurası sayılır herhalde. Aha ortanıza yattım. Ortanıza yattım. Bakın o kadar havuç verdim. Hemen ilk yavru mu geliyor? İlk çocuk mu geliyor? Kalpleri göreyim. Kalpleri göreyim. İşte bu. İşte bu. Görmek istediğim sahne bunlar. Görmek istediğim sahne bunlar. Yanlış anlamayın. Bakın hatta kameramı da kapatıyorum. Oh my taş talalla. Lan nereye gidiyorsun lan? Nereye gidiyorsun lan? He? O ne la öyle? Bir bak, bir bak. Bir bak, bir bak. Allah'ım ya, çok komikler. Gerçekten çok komikler. O zaman arkadaşlar ben bunları şöyle bir bayağı bir çoğaltalım. Siz de çoğaltırken bunları bayağı bir izleyin. Çünkü bunların büyümesi 20 dakika falan sürüyor. Bayağı uzun sürecek. Siz de izlersiniz o arada. Evet arkadaşlar, son gördüğünüz görüntünün üzerinden bayağı bir vakit geçti. Yaklaşık 2 gün falan geçti. Ben de şu anda daha yeni uyandım. Gözlerim falan işliyor olabilir. Onun için kusura bakmayın. Hatta sesim de birazcık farklı olabilir. Uyandım ve hemen bilgisayarın başına oturdum. Hatırlıyorsanız en son köyleri çoğaltacaktık. Zaten hızlandırılmış görüntülerde gördünüz. Şimdi şöyle bir göz atalım. 2 gün boyunca arkadaşlar ben bunları çoğaltmaya devam ettim. Ve o 2 tane köylü, o zombiden çevirdiğimiz 2 tane köylü tam bu kadar köyletti. Yattıklarında saymaya çalıştım.
sanırım yanlış saymadıysam 65 ile 80 arası falan var. Yani 70-75 tane köylü var arkadaşlar burada. Bayağı oldular. Gerçekten bayağı oldular. Bunlar bize fazlasıyla yetecek. Daha artık köylüye uğraşmayacağız. Birkaç farm yapacağız. İşte demir farmı falan yapacağız. Onlara da köylü gerekecek mesela. Buradan çekeriz. Yani bunlar bayağı bize yetecek. Sonra burada bir tane golem doğdu. Onu da şuraya kapattım. Bize engel olmasın vesaire diye. Hani bunları çıkarırken falan engel olur. Oraya kapattım onu da. Orada kalacak. Ulan ya şu görüntüye bakın. Hızlandırılmış görüntüler zaten çok tatlı oldu. Orduları izlemişsinizdir. Güzel oldu, güzel oldu. Şimdi artık ne yapmaya başlayacağız biliyor musunuz? Bunları teker teker değil bir 10 tane falan çıkarırız. Buraya getiririz. Sonra onları zombiye yedireceğiz. Zombi yedirdikten sonra ne olacaklar? Zombi köylü olacaklar. Sonra biz onları iyileştireceğiz. Ve ucuza, beleşe, şu kadarcık liralara onlardan... İşte ne bileyim büyük kitaplar olsun, zırhlar olsun, onlar bunlar yani ne varsa alacağız onlardan. Bayağı karlı olacak, aşağıya marketimizi kuracağız arkadaşlar. Orada tüccar var, tüccara bir bakacağım bakalım ne satıyor. Belki çok lazım olan bir şey satıyordur, önemli. Tüccar kardeş, buraya gel bakayım ne satıyorsun. Önemli, hiçbir şey satmıyorsun ya. Şöyle bulamadığımız bir şey satsan alalım diyecektim de. Üzgünüm, sizi öldüreceğim. Bak bak tükürüşe, bak tükürüşe. Bak tükürüşe, bak tükürüşe. Aklıma bir tane sanatçı geldi bunu görünce. Allah'ım ya. Çok komik. Dur nerede? Nereye gittin lan? Oha sen nereye? Ne zaman gittin oraya? Ah. Ah. Tamam. Her yerden kedi sesi geliyor. Çünkü o kadar fazla köylümüz var ki etrafta sürekli kedi oluşuyor. Onları da evcilleştiririz. Lan o ses nereden geliyor? Çok yakından geliyor ses ama göremedim. Neyse her yerde olabilirler. Çünkü her yerde bir sürü varlar gerçekten. Şimdi akşam olmasını beklememiz gerekiyor arkadaşlar. Bu arada o köylüleri o kadar yapmak kolay değil. Şuna bakar mısınız? Ne kadar çok havucumuz vardı. Bu chest ağzına kadar doluydu. Sonra buna falan geçmiştik. Hepsi bitti. Hepsi. Yeniden ektim falan. Görüntülerde onları da gördünüz. 2-3 kez hatta ektim de. Bayağı bitti. Bayağı bitti. Neyse o havuçları tekrardan çoğaltırız. Zaten güzel bir farmımız var. Bak kedi buradaymış kedi. Lan gel buru. Gel buru. Bunlar kavga ediyor mu? Gel bakayım oğlum. Gel oğlum. Kavga ediyorsunuz mu lan? Dur dur gitme oraya. Gitme oraya. Heh. Sonra şunları bozacak. Ulan köpek sen ne yapıyorsun sen? Otur orada kal ya. Akşam olması lazım çünkü bir tane zombi çekeceğiz. Ona da şöyle bir yer yaptım. Durun dışarıdan göstereyim. Dışarıdan zombimizi getireceğiz. Getireceğiz. Hop. Burada da creeper patladı bu arada. O yüzden böyle oldu. Buradan kıracağız ve hop zombimiz içeride olmuş olacak. Direkt en alt kata çıkıyor. 10 numara bence çok da güzel oldu. Zombiyi çekmemiz çok kolay olacak. Şöyle yanıma bir tane tekne alayım. Acaba şuraya girişe şöyle her yere giriş mi yapsam ya buranın? Nasıl olur sizce? Tam orta burası değil mi? Şöyle her tarafa giriş yapsak nasıl olur? Kralın şuraya da toprak koy. Her yerden dolaşmak zorunda kalmayız. Bence de böyle her yere giriş yapalım. Tatlı olur. Burası zaten upuzun açık. Buraları da aslında dolduracağız da şimdilik açık kalsın. Aynen. Bence tatlı oldu ya. Kötü durmuyor. Şöyle hop tam ortası. Orada akşam olana kalsın. Oyalanalım o süreye kadar. Ve tamam. Her yerden kapımız olmuş oldu. Bence oldu ya. Acaba şunları da mı kırsak daha mı güzel olur? Bir bakalım. Bakıyorum. Böyle daha güzel oldu. Hemen kıralım hepsini. Arkadaşlar bir de size şey soracağım ya. Yorumlarda yazın lütfen. Bu yosun bloğunu ben nereden bulacağım ya? Çok fazla gezdim. Çok fazla gezdim. Bu test haritam var bir tane. Bu sistemleri falan burada yapmadan önce denediğim. Onda falan da çok fazla gezdim. Yok arkadaşlar yosun bloğu bulamıyorum. Ben yosun bloğu nasıl bulacağım Allah'ını severseniz ya. Yosun bloğu istiyorum ya. Onu da yorumlarda yazın lütfen. Bence tatlı oldu. Yani kullanışlı oldu en azından. Hani görünüş olarak çok güzel olmasa da. Burada da birazcık daha şey yapacağım. Patlayan iksir o kadar çünkü. Zombi çevireceğiz. Bayağı zombi çevireceğiz. Zaten bir tanesini bile birçoğuna kullanacağım ama olsun. Bunu yapıp bunu tekrar kaldırmak istiyorum. Çünkü kaldırmazsam biliyorsunuz aşağıdaki köyler bunu algılıyor. Camımız yok mu bizim? Hadi canım. Aha, varmış varmış tamam. Hop 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 hop. Şöyle biraz yap. Kaç tane? 15 tane oldu. Yeterli. Şuradan sandık al bir tane. Sonra biraz odun al. Geriye kalanları bir koy. 11 tane elma buldum bu arada arkadaşlar. O hızlandırmaları yaparken. Köyler büyürken falan. Ama daha fazla elmaya ihtiyacımız var. Daha fazla. Yetmeyecek bu. Bizim çok daha fazla elmaya ihtiyacımız var. Çıkıp birazcık elma da arayacağız. Hatta şu iksirleri halledip hava kararırken hemen elma aramaya gidelim. Elmaya ihtiyacımız var. Elma olmazsa çünkü
Dönüştüremeyiz. Altın elma lazım. Kayış bir tane mi var? Ah, diğer kayışı orada bir yerde bıraktık büyük ihtimal. Keşke iyi baksaydım. Tüh. Neyse olsun, yapacak bir şey yok. Kaybımız bir tane kayış olsun yani. Tamam, şu anlık iyiyiz. Etraftaki bütün aydınlatmaları falan da düzenleyeceğim arkadaşlar. Bir sonraki bölüm her şeyi düzenleriz. Şu an şu köyleri bir halledelim de. En acele olan şey o gerçekten. Şu köyleri halledelim önce. Her şeyi yaparız. Biz aklımıza koyduğumuz her şeyi başarırız arkadaşlar. Bizim inanılmaz bir gücümüz ve inanılmaz bir sevgimiz var. Biz her şeyi başarırız. Aklımıza koyduğumuz her şeyi başarırız. 3 tanesi hazır. 3 tane daha koy. Zaten başka malzememiz yok. Şu anlık yeterli zaten. Bu kadar bize yeteceğini düşünüyorum. Lan bu 28. Burada 2 tane daha mı kitap koymamız gerekiyordu bunun önüne ya? Şimdi 30 oldu mu? Aa, şimdi oldu 30 lan. Ulan ya, ben bunu boş yere şey kullanmışım. Tamam, böyle oldu. Güzel. Bunlar hazır mı? Hazır. Bunu kır. Hop, içine gönder. Bunları da gönder şimdilik. Bunlar bize gerçekten yetecek. Şöyle hop. Bir tane tekne yap. Tamam, o zombi sesi nereden geliyor, o zombi sesi? Zombi, sen bana lazımsın zombi. Zombi, beni yemek ister misin? Lan. Lan sen git, sen istemiyorum. Şimdi sen bana lazımsın oğlum. Gel böyle. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Hoş geldin. İşte bu kadar arkadaşlar. Artık bunu kapatabiliriz. Bam. Hatta şöyle bir şey yapalım. Durun. Aynen. Geldi aklıma, geldi aklıma, geldi şu an. Çok güzel fikirler geldi aklıma. Ben şuradan birazcık toprak alacağım. Yeterli olur sanırım. Şöyle buranın üzerini kapayalım. Hop, meşalemizi koyalım. Şöyle büyütelim hemen burayı. Ah, kazmam kırıldı. Bekle lan burada. Hop. Tamam. Gel gel şimdi gel. Seni var ya, mahvedeceğim ha. Bu bize lazım olacak arkadaşlar. O yüzden bunu, işimiz bittiğinde bunu buraya tekrardan koyarız. Burası zombi yeri olsun. Zombi alanı. Şimdi gel lan. Gel 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 gel. Bir dakika bir dakika bir dakika, şunu alayım. Bir yemek yiyeyim. Bekle. Bekle. Lan dört. Ne vuruyor? Gel. Gel gel babaya gel, babaya gel gel. Hop. Otur bakayım. Allah, ne oluyor lan, sunucu lag oldu. Heh. Tamam, bu burada kalsın şimdilik. Gece olduğu için bunların... Bakın, uyurken size göstereceğim arkadaşlar şunları. Bakın 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 kaç tane var. Yani kaç tane yatak yapmıştık, hatırlıyorsunuzdur. Düşünün. Öyle düşünün. Yatakların hepsi dolu. Lara bak ya, çok komik duruyorlar. Hemen bir uyuyalım. Uyandıktan sonra artık zombilerimizi yedirmeye başlayabiliriz. Gerekli malzemelerimi alayım. Şu anlık 4 tane alsam yeter diye düşünüyorum. Belki fazla bile gelebilir. Aa, bize altın da yetmeyecek ki zaten. 7 tane altın elma. Ah be, 8 tane şu an çevirebileceğiz sadece. Büyülü var. Büyülüyü de vermiyorum tabii ki. Büyülüyü de vermeyeyim yani, o kadar da değil. Dur bakalım ya. Halledeceğiz. Şimdi bana buradan 8 tane köylü lazım. Gelin babalar. Kim gelmek ister 8 tane? Kimse istemez mi lan? Hah, gel gel. Durun, ben yanıma cam alayım. Ondan sonra cam, orayı kırıp yerine cam koyalım. Gelin lan. Gel 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 gel. 8 tane köylü. Çık baba. 1 2 Çık 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 çık. Lan oradan tekrar girmeyin ama. Ha, in aşağı. İn aşağı. İn lan. Lan in aşağı. Bak tekrar giriyor ya. 8 tane köylü çıkabilir mi? Arkadaşlar 8 tane köylüye ihtiyacım var. Lütfen dışarıya alayım sizi. Çıkın arkadaşlar. Çıkın. 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 Kaç tane oldu? Hah, çık 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 çık. Lan çıkın. 1 2 3 4 5 6 çık 2. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Güzel. 9 tane olur. Burayı kapattık. Şimdi size şurayı da açacağım. Bak sana vuracağım yanlışlıkla, açık. Gelin babalar. Gelin abicim. Abicim, gelin abicim. Ulan var ya, illa zorla tut beni, sündür kolumdan, tut götür Furkan diyorsunuz ya. İlla zorla mı ya? Abicim, güzellikle yapalım işte ya. Gelin, bitsin konu, kapansın ya. Gel bakayım. Bir tanesi binsin sadece. Geç bin. Hadi gidiyoruz. Şimdi ben hızlıca arkadaşlar şuraya alayım bunları. Ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Ne konuşuyorsunuz? Anca dedikodu. Anca dedikodu. Bayılıyorlar dedikoduya ya. Lan nereye gidiyorsun? Biz burayı kapatmayı unuttuk. Bu işlemi yaparken arkadaşlar geçici olarak kapatmak zorundayız.
Ne oldu, çıkamadın mı? Ne oldu, çıkamadınız mı? Gelin bakayım, binin şuraya binin. İlla Furkan, tut beni zorla. Çek götür. Lan iki tanesi bindi şimdi de. Sen gel bakayım buraya, tek başınasın orada. Siz şu an aşağı inecek misiniz? Buraya yukarı çıkmışlar, dedikodu yapıyorlar. Aa, gördünüz mü? Gördün mü? Furkan onları zorla alıp götürüyor. Sizi de götüreceğim. Hadi bin, Aha sen bin. Çok güzel. Hadi sen de çok iyi. Çok iyi. Hepsi bindi. Bir tane, nerede o? Bir tane kaldı da nereye gitti o? Senin yanına da zombi binecek. Duyuyor musun? Evet, zombi binecek senin yanına. Hoppa. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bakın, bu zombinin altındakini kıracağım. Gel. Bak sana burada bir sürü yem hazırladım. Gel. Heh, bin oraya. Çok güzel. Köylüler şu an ne düşünüyor acaba? Bu Furkan bize ne yapıyor lan diye bakıyorlar. Gençler üzgünüm. Her şeyi siz bana daha ucuz satın diye. Eğer adam gibi bana ucuza satsaydınız zaten bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Her şey için çok üzgünüm. Anlıyor musun? Çok acımayacak, merak etme. Sana altın elma vereceğim ve her şeyi unutacaksın. Tamam. Durun şimdi şurayı tekrardan kapatacağım. Uzaklaştırdığımda dalmaya başlayacak. Şöyle uzaklaşayım ve izleyelim. Lan hadi lan. Zombi beni unut. Zombi hala derdi benim zombinin. Lan etrafında bir sürü yiyecek köylü var. Hala bana bakıyor ya. İyi, ben gittim o zaman. Sen beni görme. Bakayım. Çok güzel başlamış. Anam bıraktı ben gelince. Dur bir tanesini dönüştürsün o zaman. Ondan sonra birbirlerini dönüştürmeye başlayacaklar zaten. Yokum ben. Bana bakmayın. Bir tanesini dönüştürmüş de. Sen de diğer arkadaşı niye? Arkadaşını. Ulan tamam ben gidiyorum, bakmıyorum ya. Yiyin birbirinizi ya. Sesleri duyuyor musunuz? Şuradan izleyebilir miyim acaba? Aha hepsi olmuş mu? Vallahi hepsi olmuş galiba, gidelim. Oo gençler ne yaptınız ya? Siz hepiniz köylüydünüz biraz önce ya. Ne oldu ya? Aa hiç de haberim yok. Tüh kötü olmuş. Kardeş seni öldüreyim. Ben yine sonra şey yapacağım. Sana geleceğim. Halledeceğiz o işi. Lazım olacağım sen yine. Şuradan arkadaşlar şöyle yukarıya doğru atacağım. Zombi lazım orada. Hop oradan aşağıya atacağız. Şimdi bunu kapatabiliriz. Evet. Gelin bakayım. Aa bir dakika. Şimdi 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 tane var. Ve bizde 8 tane elma var. Doğru. Nasıl yapsak o işi? Bir tanesini öldürelim. Zaten bir sürü var yani. Bir tanesini öldüreceğim. Hayır, sen teksin. O yüzden öl. Şimdi şöyle ortalarına doğru. Lan sunucuda lag var ya. Hop. Galiba bu iki tanesi hepsine yeter diye düşünüyorum. Hepsini işlemiştir. Bam. 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 Kardeş ben şuradakilere de bir yedirebilir miyim? Vallahi öldürmeyin beni. Arkadaşlar değilsin. Abi feilim böylesi ya. 28 level'ım vardı ya. Of. Kötü oldu. Çok kötü oldu. Ulan altın elma yediriyorum size. Bana neden vuruyorsunuz? Ben size ne yaptım? Pislik herifler. Ana ben niye böyle yapmadım biraz önce? Hiç aklıma gelmemişti çünkü. Hop. Oradakileri yedirebildim mi? Ya bak yürüyün gidin ya. Bak ne biçim vuruyor? Kürekle kafama ağzıma tükürdü ya. Allah Allah. Durun şöyle yapacağım. Vallahi ağzıma tükürdü kürekle. Kafama vuruyor ya. Hanginiz yemedi? Aha. Hop. Şimdi sizin dönüşmeniz gerekiyor. Dönüşün artık. Başlarına durmam gerekiyor. Yoksa arkadaşlar bir tanesi dönüştüğünde tekrar diğer zombiler onu yer. Siz de böyle hızlandırılmış bir şekilde izleyin bakalım. Ve hepsi dönüştü. Tertemiz. Şimdi arkadaşlar kürsü yapacağız. Kütüphaneci yapacağız. Sonra gübre varili yapacağız. Buraya bir sürü işte atıyorum. Hemen bir gübre varili yapalım. Evet şöyle hemen gübre varilimizi yapıyoruz. Kaç tane yapsam? 4 tane bize yeter mi? Bir 5 tane yapalım. Sonra kürsüye ihtiyacımız var. Şöyle bir bayağı bir 7. Aynen 7 tane de kürsü yaptım. Şimdilik bunları bir yapalım. Şimdi size ne yapacağımı gösteriyorum arkadaşlar. Burası kapalı değil mi? Kapalı. Hatta kırılacak bir şey de yok görev alabilecekleri değil mi? Aynen. Hop şöyle kapattım burayı. Sonra artık şu altlarını kırabilirim.
İçeriye de giremeyecekler. Tamam. Şimdi örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Hop. Ne veriyorsun? Bir zümrütü arkadaşlar. Su adaptasyonu veriyor. İstemiyorum. Tekrardan kırıp koyuyorum. Bir şey vermedi. Tekrardan kırıp koyuyorum. Yine bir şey vermedi. Böyle böyle istediğimiz kitapları arkadaşlar alana kadar, yani satmasını istediğimiz şeyleri alana kadar sürekli kırıp yapacağım. Kırıp yapacağım. Kırıp yapacağım. Bu şekilde bayağı bir sürecek. Keskinlik 2 istemiyorum. Bayağı bir sürecek. Hızlandırılmış şekilde o zaman izleyelim. Ondan sonra da size yaptığım şeyleri gösteririm. Evet arkadaşlar, tam yine bir gün geçti. Resmen bu bölümü tam 3 günde çektim. Şaka gibi ya. Ya o kadar fazla uğraştım ki. O izlediğiniz hızlandırılmış görüntülerin toplam süresi 12 saat civarı. Ya çünkü o kadar büyük bir şanssızlık vardı ki anlamadım. Sürekli hani istediğimiz büyüyü mesela atıyorum ne satmasını istiyorsak kırıyoruz yeniden koyuyoruz. Kırıyoruz yeniden koyuyoruz vesaire ya. O kadar uzun sürdü ki, yaklaşık 12 saat civarı o izlediğiniz hızlandırılmış görüntüler. Ama her şey dört dörtlük oldu arkadaşlar. Sunucuda Laz da var bu arada. Ama yağmur yağıyor. Şöyle bir çıkıp uyuyacağım. Sonra aşağıya inip size yaptığımız efsane şeyleri göstereceğim. Efsane şeyleri. Hemen şimdi aşağıya iniyorum. Ve işte bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Daha bitmiş hali değil. Daha süsleyeceğiz. Daha bir şeyler yapacağız tabii ki. Orası ayrı. Ha, bitmiş halinden kastım. Anam anam hoş geldin. Hoş geldin. Yine birileri selam vermek istiyor. Ver selamını. Hadi görüşürüz kızım. Mikrofonu düşürüyorum. Mikrofonum kırıp duruyor arkadaşlar beni düşürüp. Burada şimdi şöyle bir yerimiz var. Görüyorsunuz pancar satacağız bu çiftçi kardeşimize. Normalde mikrofon modu var ama şu anda onu yapamıyoruz. 17 saatte tek bölüm çektim. Kaç bölüm çektin diyor. Durun arkadaşlar, o gizli kalsın, ben size anlatmaya devam edeyim. Burada işte havuçları satacağımız yer var. Ne bileyim, patatesleri satacağımız yer var. Şöyle açayım teker teker göstereyim. Bunlarda çok bir şey yok. İşte bunlar satış yapacağımız yerler. Şöyle gösteriyorum size. Burada işte ok satabiliriz. Ne bileyim, tüy satarız. Burada balık farmımız var ya, balık satacağız. Sonra bakın burada hop kağıt satabiliriz. 6 tane ince cama bir zümrüt. Efsane ötesi. Burada arkadaşlar bir demire bir zümrüt. Demir farmı kuracağız. Sınırsız demirimiz olacak ve sınırsız zümrütümüz olacak. Yani tam olarak bu anlama geliyor. Efsane ötesi ve tabii ki burada elmas setimiz de var. Şuna bak. Sadece bir zümrüte elmas bot. Sadece 4 zümrüte elmas göğüslük falan filan. Bayağı bir uğraştırmışlardır, efsane olmuş diyor. 17 saattir kayıttayım. Arkadaşlar bu izlediğiniz bölüm tam 17 saatte çekildi. Şaka gibi. Değdi valla. İyi sabır varmış sende diyor. Değdi valla. Burada da aynı şekilde. Hop kömüre, 10 tane kömüre zümrüt alabiliyoruz. Sonra burada aynı şekilde. Bakın. Arkadaşlar sadece bir zümrüte balta, kazma. Sonra burada çapamız var. Bir elmasa falan filan. Oha bu niye bu kadar paralı satıyor? Bunu niye bu kadar paralı? Verimlilik 3 varmış. Ya yürü git, ihtiyacımız mı var bizim ona? Sonra burada elmas kılıç. Sadece bir zümrüte. Sırf bunlar için yaptım ama bu bak bu ve bu arkadaşlar demir alıyor. Bir demire bir zümrüt veriyorlar. Yani bu sayede sınırsız zümrütümüz olacak. Sonra bunu göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bir zümrüt, bir ender incisi. Yani sınırsız ender incimiz var bundan sonra. 27 tane çürüket satacağız. Mob farmı yapacağız mesela. Onda sınırsız yine zümrüt elde edebiliriz. Sınırsız çürüketimiz olacak çünkü. Beyaz yünümüz var. Yünlerden yine zümrüt alabiliriz. Sonra ne bileyim burada şunlar yapabiliriz falan. Burada tavuk etlerimizi satabileceğiz. Çiğ domuz pirzolarımızı satabileceğiz. Tertemiz, tertemiz. Burada zümrüte işte tuğla alabileceğiz. Sonra bir zümrüte kuvars bloğu vesaire alabileceğiz. Efsane. Şimdi bunları yaparken... bir dakika size daha ben büyüleri göstermedim. Laz geziyor. Burada da arkadaşlar bakın şöyle bir alan yaptım. Zaten hızlandırılmış görüntülerde gördünüz. Bakın şöyle buradan geliyorsunuz. Buraya da şöyle bir kitap koydum. Verimlilik 25 zümrüt. Olsun. Koruma 13 zümrüt. Abartmadım biraz diyor. Abarttık valla. Vallahi abarttık. Ama değdi. Gerçekten değdi. Ganimet 17 zümrüt. Alev 1 zümrüt. Burada ne varmış? Servet 1 zümrüt. Güç ve Apex'i dokunuş. Apex'i dokunuş 1 zümrüt 34 güç.
Patlama koruması 10 zümrüt. Burada ateş koruması 7 zümrüt. Darbe 30 zümrüt. Kırılmazlık ve su adaptasyonu birer zümrüt. Hepsi full bu arada tabii ki. En yüksek level'lar. Tamir ve sonsuzluk birer zümrüt. Keskinlik 19 zümrüt. Keskinlik 5. Süpürücü kenar 4 zümrüt. Tüy düşüşü neredeymiş? 25 zümrüt. Hepsi son seviye. Buradaki köyleri de kullanacağız arkadaşlar. Bunlardan farm yapacağız. Efsane ötesi olacak. Ha şimdi şey göstereceğim arkadaşlar size. Elimde ne kadar havuç varsa ne bileyim neydi o? Pancar varsa arkadaşlar, bu arada 17 saattir video çekiyorum. Hani 17 saattir video çekmiyorum pardon. Hani 17 saat sürdü ama o kadar yordu ki beni, artık beynim yandı. Beynim mıncıklaştı böyle. Hepsini sattım. Pancarımızı sattım. Ondan sonra havucumuzu sattım. Buğdayımızı falan sattım. Bu kadar zümrütümüz oldu. Ama asıl bizim zümrüt kaynağımız demir olacak. Demir farmı yapacağız. Ve efsane ötesi olacak gerçekten. Hop şöyle somonumuzu yiyelim. Ne yapıyorsun abi, gözünü seveyim. Dur DC gelsin. Onunla da konuşalım madem. Hemen o arada arkadaşlar size şunu da göstereyim. Burada da hani onların level'ını yükseltmek için uğraştığımda daha da fazla yani zümrütümüz vardı bizim. Çok daha fazla zümrütümüz vardı her şeyimizi sattığımızda buradaki alıcılara. Bakının aldığımız şeyler burada arkadaşlar. Allo. Ne haber? İyidir abi, senden ne haber? İyi ya, sağ ol ya. Abi nasıl olmuş ama? Videodasın ha bu arada. Öyle mi? Aynen aynen, kayıttayım. 17 saattir video çekiyorum abi, canım çıktı ya. Yemin ederim var ya. Abarttın ya. Ama güzel olmamış mı? Çok güzel olmuş. Aynen aynen. Ya biraz abarttık. Bilmiyorum ki. Abi Berk'le aynı sunucuda oynuyoruz. Abartmak zorundayız. Doğru söylemiyor muyum? Doğru söylüyorsun. Vallahi öyle. Abartmak lazım. Of ama o kadar yoruldum ki. Yemin ediyorum. Ya keşke şey yapsaydın ya bunları. Ney? Köylü zombiye falan çevirseydin. Öyle yaptım zaten. Abi sana vermezler ki, bana indirimle veriyorlar. Ha öyle mi? Tabii canım, kim onu... Hepsi köylü zombi mi? Tabii tabii, hepsi köylü zombi. Onları ben iyileştirdiğim için bana indirimle veriyor. Abi ben bunları normal köylüden... o zaman sen burada inanılmaz bir şey yaptın ya. Tabii canım, hepsi bunları, hepsi. Ben bunları normal köylü... normal köylü. Hayır hayır, o şey sadece sana normal köylüymüş gibi veriyor ama. Anladım anladım. Öyle aa. Yani manyak oldu vallahi abi ya. Çok uğraştırdı ama çok da güzel oldu, tertemiz oldu. Vallahi çok iyi olmuş ya. Seri üretime geçmişsin ya burada resmen. Evet evet, durdum artık bir şey yapmak lazımdı. Çevirme odan nerede, zombilerin bulunduğu nerede çevirdin bunları? Şey yaptım, atıyorum şunlardan mesela 10 tanesini çevireceğim ya. Tekneyle getiriyorum buraya 10 tanesini. Ondan sonra yukarıdan da hemen gece olunca bir tanesini indiriyorum. Beni takip ediyor zaten zombi. Aşağı bir tanesini getiriyorum, sonra öldürüyorum onu direkt. Bir yerde tutmuyorum yani. Çevirince öldürüyorsun. Aynen aynen, çevirince öldürüyorum. Anladım, güzel güzel. Vallahi. Çok iyi olmuş ya. Eyvallah abi, teşekkür ediyorum. Şimdi set ya falan işte, onlarla uğraşacağım. Normal köylü bile, normal köylü olarak yapmam bile zordu. Yok yok, normal. Böyle bayağı sağlam olmuş ya. Normal köylü hiç karlı olmazdı ya. He zümrütler üstümde, daha yeni abi, her şey daha yeni bitti. Zümrütlerin hepsi üstümde. Bak evet, dur nereye koyayım. Çok yok. Şey olduğu için sadece bitkileri satabildim. Heh burası boş, buraya koyuyorum. Bu kadar mı? Aynen bu kadar abi, şey çünkü. Baksana burada ne kadar kitap var. 9 stek. Burada ne kadar kitap falan var. Şimdi zaten şeylere başlayacağım. Otomatik farmlara başlayacağım. Ondan sonra asıl sınırsız zümrütüm olacak zaten. Tertemiz. Aynen aynen. Çok iyi ilerliyorsun ya. Vallahi. Aynen. Berk yetişmem lazım abi, hırs yaptım. Of şimdi de işte şeyleri yapacağım, setleri yapacağım. Ondan sonra daha yeter. Evet arkadaşlar, artık bizim şöyle sağlam bir set yapma zamanımız geldi. Yani bunu fazlasıyla hak ettik. Bu kadar şeyin üzerine. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey yaptım bunlara. Çünkü hani ben yokken vesaire olası bir zombi saldırısı, bir şey, hani bu kadar emeğin boşa gitmesi, gerçekten kaldıramam bunu. Yani 17 saatlik emekten bahsediyoruz. Burası komple. Atıyorum birisi, farklı birisi burayı açık bırakır, içeriye zombi dolar vesaire. Çok sıkıntı arkadaşlar. O yüzden oraya da öyle kapaklar ekledim. Şimdi artık set yapma zamanı. Setimizi şöyle, dur bir dakika, zümrütler nerede? Ha gerçi zümrüt almamıza çok gerek yok ama yine de alacağım yanıma biraz. Buradan ayakkabımı alıyorum, kaskımı alıyorum, pantolonumu alıyorum ve zırhımı alıyorum. Ondan sonra bunların arkadaşlar büyülerini sökeceğiz, kendi büyülerimizi basacağız zaten. O konuda sıkıntı yok. Buradan bir tane kılıç alıyorum. Hop, başka ne alalım? Buradan balta alıyorum. Kazmamız eksik, çapa alıyorum. Aa kürek için bizim Diamond'a ihtiyacımız var ve bizim diamond'ımız yok. Neyse küreği sonra yaparız. Kazma yok muydu ya? Bunlar arkadaşlar komple köylülerden aldığım şeyler bu arada, bakın. Onların seviyelerini yükseltmek için aldığım şeyler. Aa bizim kazmamız yok muydu ya? Ben kazma var diye hatırlıyordum. Buralarda olabilir mi?
Yok. O zaman satılıkta vardı değil mi ama ya? Aynen. Tamam. Tamam. Aynen. Kazmamızı da şöyle alalım. Başka yemeğimizi yiyelim. 49 level'ımız var. Buradan hepsini artık şöyle büyüleri bir... Zaten arkadaşlar her şeyimiz var görüyorsunuz. Şöyle ben hemen hızlandırılmış şekilde hepsini yapayım. Büyüleri basayım. Ondan sonra geri gelelim. Şimdi şunları aşağıya indirdim ki bilerek. Çıkıp sürekli uğraşmayalım. Bunların yerini değiştireceğim bu arada. Video dışında yerini değiştiririm. Artık arkadaşlar enerjim falan kalmadı yani. Hop. Kaldır büyüleri. Tamam. Yayımız eksik. Yay da şurada bir tanesi okçulardan satıyordu. Yay da yapacağız. Şimdi kırılmazlıklarımızı hemen basalım. Ve arkadaşlar bir saatin sonunda tekrardan buradayım. Bir saat sürdü neredeyse çünkü XP'yi unutmuştum ben. XP olayını unutmuştum. Çok fazla XP gerekiyordu. O yüzden sürekli alışveriş yaptım bunlarla. Aynı zamanda bu köylü farmı hem güzel şeyler elde etmemize yarıyor. Hem de XP'yi de elde etmemize yarıyor arkadaşlar. Bayağı güzel XP'yi de kazmış olduk. Dışarıda falan uğraştım birazcık. Ama elde ettim. En azından yani bakın. Arkadaşlar kaskım, göğüslüğüm. Pantolum, botlarım, her şey bu şekilde. Daha bunlara ne basabilirim yorumlarda mutlaka yazın. Ben çok anlamıyorum çünkü. Çapa şu anlık böyle. Buna daha basılacak level yetmedi. Küreğimiz zaten daha yok. Allah'tan yok. Level'ımız yoktu zaten. Baltamız 10 numara. Kazmamız 10 numara. Bir tane daha level'ımız olduktan sonra ileride bir tane daha kazma yapacağız. Onda da şey olacak. Nedo, ipeksi dokunuş olacak. Yayımız efsane ötesi gerçekten. Bir tane ok gerek sadece. Onun dışında içlerinden geçeceğiz dışarıda bütün yaratıkların. Kalkanımıza da basacağız. Daha kalkanımıza basacağız. Oltamıza basacağız falan. Daha işimiz var yani. Level'ımız olsaydı onları da yapardık da. Artık ilerleyen bölümlerde yaparız arkadaşlar onları da. Şöyle sonsuzluk var yayımızda. Bu ne anlama geliyor? Sadece bir tane okumuz olsun. Sınırsız okumuz var demek arkadaşlar. Sadece bir tane ok olsun sadece ama... Sınırsız oka bedel kendisi. Tamamen sınırsız, sonsuz bir şekilde dışarıda bundan sonra çatışabileceğiz. Artık korkmayacağız kimseden. Korumalarımız var. Bak. Şşt lan gel buraya. Gel lan buraya. Şu güce bakın arkadaşlar, şu güce. Clipper gel lan. Tek mi yedin ya sen? Tek mi yedin Clipper? Arkadaşlar gerçekten efsane ötesi oldu. Bakın kılıçla şöyle bir tane vuralım. Bir de kılıcımıza bakalım. Gel lan buraya. Ya da Clipper sen git ya. Ne olursa olsun Clipper'lardan korkuyorum. Ne olursa olsun. Lan sen bana ok mu atıyorsun lan? At bakayım. Lan oha ne güzel kaçtı. Hadi sen bana 10 tane at, ben sana bir tane atayım. Koyun yürü git. Lan. Oba havada tek yersin artist. Orayı bir ağır çekimde alalım ya, çok tatlı durdu. Şu baltam ve kılıcımı denemek istiyorum ya. Yok mu yaratık? Ulan... Güçlenmesem etrafta her yerde gezersiniz ya. Şuraya barutlarınızı da toplayayım da ben sizin. Gel. Bam. Baltayı deneyelim. Dur, zıpladığımızda tek yiyorlar mı? Kılıçla yemiyor galiba. Aynen, kılıçla tek yemiyor. Zombiye şöyle bir deneyelim. Ya bir yürü git Allah'ını seversen ya. Yürü git lan. Baltayla deniyorum. Aynen yine tek yemiyorlar ama tabii ki fazlasıyla güçlüler. Gelin lan! Arkadaşlar bu gazla var ya neler neler yaparız yemin ediyorum. Efsane ötesi geliştik. Bir bölümde neler neler oldu arkadaşlar gördünüz. Çünkü gerçekten tam 18-19 saatlik kayıttan çıktı. Sadece bir bölüm. Laz bile nasıl şaşırdı yani söylediğimde. Normalde bir saatlik videodan yani en fazla bir bölüm çıkarıyor herkes. Yani hatta yarım saatlik videodan falan çıkaranlar var. Belki de işte çok kazıyor falan bazen. Bayağı güzel gerçekten uğraştık. Çok tatlı oldu her şey. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer bütün baştan sona videoyu izlediyseniz ve hoşunuza gittiyse ve hiç sarmadan izleyenler varsa bu video hakkında yorumlarını aşağıda bekliyorum gerçekten. Ve bu dakika kadar izlediyseniz yorumlarda mutlaka belirtin. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok mutlu olurum. Ama bundan sonra bütün videolarımız bu şekilde gelecek arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.